başladığını çekmiyorum. Niye söylemiyorsun? Biricik oğlum benim. İyi ki doğdun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Nice yaşlara güzel oğlum benim. Sen benim bir tanemsin. Seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Aslan oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında babalık duygusunu da tadacağın için çok mutluyum. İyi ki benim oğlumsun. Onurcuğum, canım torunum. Yaş gününü kutluyorum. Sana yeni yaşında sağlık, huzur, bol bol mutluluk diliyorum. Apollo, ne demiş Andre Mawa? Gerçekten birbirine bağlı olan bir çift için gençliğin elden gidişi bir felaket değildir. Birlikte ihtiyarlamanın tatlılığı, ihtiyarlama acısını unutturur. Sen de bu videoyu senin için hazırlayan muhteşem hayat arkadaşını buldun. Hep mutlu olun, birlikte yaşalım. Kibar oğlum, güzel oğlum. Yaş günün kutlu olsun. Üfesti. İyi ki doğdun enişte. Abisi çekiyorsun değil mi? Başlıyorum. Bacanak, iyi ki doğdun valla. Yemin ediyorum hep senin gibi bir bacanağım olsun istedim ha. Yemin ediyorum bak. Onur Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Lale Hanım'la oğlunuzla birlikte nice yaşlara. Hep birlikte ama, hep birlikte yani. Tabii. İyi ki doğdun Bacanak. Onurcuğum. Onur, iyi ki doğdun oğlum. Seni ben konuşuyorum şu anda. Onurcuğum, yakışıklığım. İyi ki doğdun. Yeni yaşın kutlu olsun. Onurcuğum, amcacığım. Yeni yaşına hayat arkadaşım ve oğlunla gireceğin için ben de en az senin kadar mutluyum. Yeni yaşında sana huzur, sağlık, bereket, mutluluk diliyorum. Abanla hayatım, yavaş. Huzuni, kuzi, ne yaptın? Vallahi kocaman oldum be. Helal olsun sana. Çoluğu çocuğu yaptın vallahi. Yıprandın mı, çöktün diyebilir miyiz artık? Yani gözün toprağa bakıyor herhalde. İyi ki doğdun. Yalnız valla bir şey yapacağım. Sana çökeceksin. Çökertmedik hiç onurcuğum. Çökmedik. Çok mutluyuz. Valla iyi ki doğdun. Lale ile seni çok iyi bir gelecek bekliyor. Dünya barışında. Barış dolu bir dünyada mutluluklar diliyoruz. Hep iyi birthday suyu. Hayatın sana verdiği armağanları gör ve onlara sahip çık. Yani senin doğum günün ama asıl ben bir armağana sahibim. Sana sahibim. Küçük armağanımız da yolda. Seni inşallah hep birlikte kutlayacağız. Emir senin için çok güzel bir video hazırladı. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
Evet, ilk izlenimi alalım. Vallahi çok geniş Ferah. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Güzel. O zaman geldik en önemli kısma. Ne? Mutfak. Mutfak. Mutfak benim için çok önemli olur. Biliyorum. Ya tamam, dalga geçme, şu salondan mutfağa gidene kadar uğraşıyorsun ya, gel, tamam, ya gel. Benimle. Burayı yaptırdım 2 sene falan oldu. Yani hani hiç buraya gelip burada oturacağım aklıma gelmezdi bunu yaptırırken, biliyor musun? Bak, beğenmediğin bir şey varsa, yani sadece mutfakta değil salonda falan da, şöyle hemen değiştiririz, tamam mı? Vallahi bu evin bir yerini beğenmeyen olsa Allah çarpar onu, biliyor musun? Çok güzel. Ben burada ne yemekler yaparım ya. Sen Emir'le ilgilenmekten acaba yemek yapabilecek misin öyle kolay kolay? Niye? Oğlum da bana yardım eder. Yok. Yok. Yani öyle benim oğlum da yardım eder kadar basit bir konu değil o. Tabii. Yani Emir ne yapar? Emir benimle beraber holdinge gelir. Emir benimle beraber toplantılara katılır. Emir benimle beraber projeleri değerlendirir. Eve geldiğimizde de işte top oynarız. Boks maçı izleriz. Efendim söyleyeyim, basket maçı izleriz falan gibi. Yani erkekse aktiviteler ve çalışmalar diyelim, evet. Anlıyorum. Ama benim oğlum ideal erkek olacak. Yarın öbür gün gelinim arkamdan konuşmasın. Ha. Yani. Bu ideal erkeğiniz nasılmış Lale Hanım? Birincisi, ideal erkek evine, ailesine ve ev işlerine bağlı olan erkektir. Vallahi bebek bakımına da yardım etmeli. Ne güzel. Mantıklı. Yani daha ne olsun? Ha, bu kadar değil. 2 tane. O da çalışkan olması. Yani işine sahip çıkmalı. Aynı zamanda çalışkan olduğu halde bir de ailesiyle iş hayatının dengesini tutturmalı. Zor. Yani tabii. Şimdi mesela kendimi düşünüyorum. Biz evlendikten sonra ne yaparım? Holding'deki işleri bitirdim diyelim. Hemen koşa koşa senin yanına gelirim. Aferin canım benim. Ama tabii arada arkadaşlarımıza da zaman ayıracağız değil mi? Yani onlarla da böyle aktiviteler yapacağız bağımsız. Tabii. Ayda bir. Ayda bir? Ayda bir kime yeter? Lale acaba? Yeter ama. Emir yolda. Emir geliyor. Doğru. Doğru. Yani sonuçta Emir doğunca Emir'le ilgileneceğiz falan. Sosyal hayatımız biraz kısıtlanabilir. Mümkündür. Oğlumuz için sonuçta. E peki başka bu ideal erkekle ilgili, yani ideal erkeğinle ilgili başka kriterler var mı acaba? Olmaz olur mu? Hemen sayayım. Şöyle, bana dürüst olacak, anlayışlı, sevecen, 3 nokta. Bununla devam ediyor. Sen bayağı beni tarif ediyorsun. Bilerek mi yapıyorsun böyle? Yani. 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 Derken? Şimdi evlenmedik ya daha. Şimdi karı koca olalım, aynı evin içine girelim. Ben sana neticeyi bildireceğim. Anladım. Anladım. Bakma ama uzaklara öyle, yerlere bakıyorsun. Çok iyi gidiyorsun ama. Teşekkürler Lale. Onur, kız evi naz evi. Sen de hemen. Fazla naz. Neyse, gel ben sana yatak odamızı göstereyim, gel. Şey, yarın mı baksak onu? Abartma Lale, abartma. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet.
Kahven güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Söngül Hanım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızımız Lale'yi... ...oğlumuz Onur'a istiyoruz. Tabii sizce de münasipse. İşte gençler... ...birbirini görmüşler. Beğenmişler. Bizce de uygundur. O zaman bize de mutluluklar dilemek kalıyor. Berhudar ol kızım. Babaanneciğim. Sağ ol güzel oğlum. Ay. Gözünü sakın kabından ayırma. Evden çıkar çıkmaz çekmemiz lazım. Tamam abi, merak etme. Bu haberi kaçırmayalım. Abi taksi geliyor. Taksi mi? Anneciğim görüyorsun değil mi? Sokağa bak. Evde burası. Olacak iş mi yani? İyi de kızım. Filiz'in foyası az sonra ortaya çıkacak. Niye bu kadar basit bir yalan söylesin ki? Anneciğim, çünkü Filiz'in kendisi basit. O zekasını konuşmak bile istemiyorum. O fındık kadar beyniyle ancak bu kadarını yapabilmiş. Yani, alır mısın? Filiz Hanım değil mi o? Evet abi. Koş, 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 koş. Çek, çek, çek. Pelinsu Hanım. Yok artık. Aa, bir de basını çağırmışlar. Pelinsu Hanım. Pelinsu Hanım, iyi günler efendim. Onur Bey'in nişanına mı geldiniz? Arkadaşlar, ne nişanından bahsediyorsunuz? Onur benimle nişanlı. Ayrıca size bu yalan haberi kimin yaptırdığını ben çok iyi biliyorum. Yalan olduğuna emin misiniz efendim? Onur Bey ve Leyla Hanım'ın nişanlanacağı bilgisi geldi bize. Yanlış biliyorsunuz. Ama çok isterseniz siz de benimle gelip gerçekleri görebilirsiniz. Sakin ol kız. Anne, kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Sevgili kızım. Onur benim biricik torunum. Canım, ciğerim. Bundan sonra sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Onurcuğum. Dilerim. Ömür boyu bu yüzükleri parmağınızda. Sevginizi kalbinize taşırsınız. Allah bir yastıkta kocatsın. Aa. Ben bakarım, ben bakarım. Komşu değildir herhalde. Buyurun, kime bakmıştınız? Çekil şuradan. Ama bir dakika, beni sorun. Dur bakayım, geçer. Hop, 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 hop. Gelebilirsin dedi. Onur. Anne. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Şey. Onur Bey'le görüşmek istiyoruz. Onur Bey? Onur Sarıhan.
Buranın sahibi. Randevunuz var mıydı? Kim diyelim? Yok. Bizim... Ay yine randevu. Randevumuz yok ama kendisiyle çok önemli bir konuda görüşmemiz lazım. Randevunuz yoksa görüşemezsiniz hanımefendi. Gel, ben görüşebilirim. Songül Hanım deyin siz ona. Songül Yenilmez. Songül Yenilmez. Kendisi için bir şey ifade etmeyecek ama mutlaka görüşmemiz gereken bir konu var. Kaçıncı katta kendisi? Hanımefendi. Ben? Aynen. Hanımefendi falan yok. Ne olursun yapma bak. Onur Sarıhan. Kusura bakmayın lütfen. Onur Sarıhan'la görüş. Ben bu onunla görüşmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Anneciğim. Ya. Anne ama. Kusura bakmayın lütfen. Anne. Bağırma bir kere rezil etme beni. Tamam anne. Hayır. Olur Sarıhan. Lütfen yapma. Lütfen anne, sakin olur musunuz? Ben halledeceğim. Sonra bir şekilde halledemez. Hadi oradan. Kusura bak. Nerede bu? Rezil olacağız. Sus be. Onur Sarıhan. Hanımefendi. Onur Sarıhan'ı görmeden hiç şuradan şuraya gitmem. Biliyorsun. Onur Sarıhan. Anne rezil olduk. Ne oluyor burada? Onur Bey. Bu bayanlar sizinle görüşmek istiyorlar fakat beni dinlemeden... O meşhur Onur sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz hanımefendi? Ben Lale'nin annesi. Lale? Lale'nin sana söyleyeceği çok önemli bir şey var. Değil mi Lale? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun odama geçeyim. En doğru yer. Anne. Lütfen yalnız konuşabilir miyim? Becerebilecek misin? Evet. İnşallah. Tabii tatlım. Evet. Seni dinliyorum. Neymiş bakalım bu kadar önemli konu? Konuşmayacak mısın? Ben hamileyim. Günaydın kocacığım. Günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Hem de kendi ellerimle. Vallahi sehpa yok dersen karnımı sehpa olarak kullanabiliriz. Yok ben kıyamam oğluma. Bence hemen başlayalım. Çünkü ben bunları hazırlarken bayağı iştahım açıldı. Bir de sana kış çayı yaptım. İçine biraz bal koydum. Bir de... sevgimi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hadi bir süre çikolatalı ekmek yiyelim. Ben sana... şöyle hazırlayayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.